Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2020 Mobile'de yeni bir top açın bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra haftanın oyuncuları geldi. Ayrıyetten bir anket doldurmuştuk biliyorsunuz. Fransa'dan, Fransa Ligi'nin oyuncularından kimlerin gelmesini gerektiğini. O oyuncular geldi. Top açılımına geçeceğim arkadaşlar. Birkaç tane konu var, hemen değineceğim. Öncelikle kondisyonlara bir bakalım. Hep soruyordunuz işte kaleyi, bende 4-5 tane kaleci var, hangisini kaleye koymam gerekiyor diye. Öncelikle bunu mutlaka takip edin. Haftalık perşembe günleri hep bunlar güncelleniyor arkadaşlar. Burada kondisyonu yüksek olan oyuncuları seçmeye çalışın. Mesela bu hafta kalede kimlerin kondisyonu yüksekmiş? Baktığımız zaman Alisson var, Courtois var, Leno var. Bakalım başka kim varmış? Bir de Donnarumma varmış. Mesela bu kalecilerden A olandan veya B olandan kalenize koyabilirsiniz. Düşük kondisyona baktığımız zaman De Gea'yı bu hafta hiç oynatamayacakmışız. Matuidi var, De Jong var siyah top olaraktan da. Buraya geçtik. Haftanın oyuncularına geldik. Top açılımı yapacağız. Öncelikle bir tahmin bölümümüz ne kadar işe yaramış? Kaçta kaç tutturmuşuz? Ona bakalım. Ronaldo'da emin değildim arkadaşlar ama Konami belli olmaz Konami'nin işine diyordum ve öyle de oldu. Ronaldo pazartesi maçından geldi. İlk defa pazartesi maçından bir oyuncu geldi arkadaşlar. Onu altını çizerek belirteyim. Ben o yüzden %100 emin olamadım ama Konami'nin işine belli olmaz, getirebilir dedim. Liverpool'dan yine maalesef Salah gelmiş. Mane'yi bir türlü getirmiyorlar. Kulüp Selection'a da gelmedi. Haftanın oyuncularına da hiç gelmedi. İyi performans sergilese de. Varan tahminlerimiz arasında vardı. Immobile vardı. Sirigu vardı. Jesus vardı. Gabriel Jesus. Baktığımız zaman Alex Telles gelir dedim ama Cristo gelmiş Genoa'dan. Baktığımız zaman Madison gelmiş. Gomez gelmiş. Haftanın oyuncuları bunlar. Şimdi ben haftanın oyuncularından top açılımı yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü Ronaldo var, Salah var, Varane var. Yani Immobile, Sirigu gibi, Jesus gibi oyuncular da takıma çok fazla güç katacağını düşünmüyorum. O yüzden Fransa Ligi'ne geçeceğim. Fransa Ligi aynı zamanda efsaneler de geldi. Tabii efsaneler, buradaki efsaneler bende mevcut. O yüzden top açmayacağım. Hemen Fransa Ligi'nden bir anket yapmıştık biliyorsunuz arkadaşlar. Oradaki oyuncular geldi. Şunu öncelikle belirtmek istiyorum. Lille'den Yusuf Yazıcı için çok fazla bastırmıştık biliyorsunuz. Herkese de bunu temenni etmiştik. Hani herkes onu seçmesi konusunda. Maalesef Lille'den Andre'yi getirmişler arkadaşlar. Maalesef Yusuf Yazıcı gelmedi. Gelseydi çok güzel olurdu. Buradan top açılımı yapacağız. Burada arkadaşlar 3 hakkımız yok. Sınırsız çevirebiliyoruz. Ben Neymar için bakalım çevirmeye başlayacağım. İnşallah Neymar'ı çok istiyorum. Baktığımız zaman Golovin fena bir oyuncu gözükmüyor. 23 yaşında, 88 overall'dan başlıyor. Fena bir oyuncu gibi durmuyor. Baktığımız zaman burada takıma güç katacak başka bir oyuncu da göremiyorum. Neymar için bakalım başlayalım. Sizler de buradan top açılımı yaptıysanız veya haftanın oyuncularından top açılımı yaptıysanız kimleri buldunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Haydi bismillah diyelim. 100 My Club parasını ödeyelim bakalım. Fransa Ligi'nden top açmaya başlayalım. Anlaştık. İlk topumuzu açtık bakalım. Neymar için top açılımı yapıyoruz. Hep Fransa'ya gideceğiz. Fransa Ligi zaten. İlk topumuzdan bakalım kim geliyor. Olympique Marsilya'dan Payet geldi. Tamam. Fena bir oyuncu değil ama takımımızın ihtiyacı olan bir oyuncu değil. Bu sefer ama kart tasarımı arkadaşlar çok güzel. Ben beğendim kart tasarımını. İlk topumuzdan Payet geldi. Ekledik takımımıza. Devam ediyoruz. Neymar'ı çok istiyoruz. Neymar gelirse 10 numara olur. Takımımıza muhteşem bir güç katar diye düşünüyorum. İkinci topumuza anlaş dedik. Haydi bakalım. My Club amblemi döndü. Fransa'ya gideceğiz. Hep Fransa'dan gelecek toplar. Kaleci geldi. Altın top geldi zaten. Tamam. Kimmiş bu kaleci? Bakalım. Gomis. Kaç seviye kadar yükseliyormuş? 31 seviye kadar yükseliyor. Bir özelliklerine çok kısa bakacağım. Hemen döneceğim. Bayağı düşük. Ekledik takımımıza. Devam ediyoruz. Üçüncü topumuza anlaş dedik. Haydi bakalım Neymar için. Bakalım Neymar'ı verecek mi? Acaba bizlere çok merak ediyoruz. Yine bir altın top geldi.
Yusuf'u vermemesi gerçekten çok kötü oldu. Yusuf'u bekliyordum ben. Yusuf ondan çok iyi bir oyuncu. Traore geldi. Bakalım şöyle özelliklerini. Standart, normal bir oyuncu. Ekledik takımımıza. Anlaş dedik. 100 My Club parası ödedik. Haydi bakalım Mbappe için 4. topumuzu açıyoruz. Düzeltiyorum, Mbappe diyorum, Neymar için. Bu arada Mbappe'nin gelmesini isteyen de çok fazla vardı. Onu anlatacaktım aslında. 3. siyah topu, altın topu verdi bu arada. Ferhat geldi. Tamam. Seni de ekledik takımımıza. Mbappe'nin gelmesini isteyen çok fazla kişi vardı. Ama demek ki Neymar daha fazla oy aldı arkadaşlar. Neymar daha fazla oy alınca da tabii ki oyunda Neymar'ı getirdi. Anlaş dedik. Haydi bakalım Fransa'ya gittik. Neymar'ı bulabilecek miyiz acaba? Çok merak ediyorum. Sol ayaklı bir siyah top. Dante miydi bu? Kimdi? En düşük overall'lı siyah top 85 over. Dante'ydi galiba bu. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Nice'dan Dante. Siyah top daha bulduk. Toplamda 5 tane mi top açtık? 6 tane mi açtık? Şuradan bir bakalım hemen. Devam edeceğiz arkadaşlar. Bir şeyi de yenilemiş olalım. Ekranı. Pardon, oyuncular dedik. İmzalama tarihi. Toplamda 5 tane açmışız. Aynen 5 top açmışız. 2 siyah top. 3 altın top. Haydi bakalım Neymar için saldırmaya devam ediyoruz. Anlaş dedik. Haydi bakalım Konami. Bakalım Neymar'ı verecek mi bize? Çok istiyoruz Neymar'ı. Siyah top. 9 numara. Kim bu acaba? Kimsin sen? Delort geldi. Montpellier'den. Ekledik takımımıza. 7. topumuza gidiyoruz. 100 My Club parasını ödedik. Anlaş dedik. Haydi Konami. Hadi uğraştırma bizi Konami. Uğraştırma bizi. Altın top geldi. 7 numara. Hangi takım bu? Nantes mı? Nantes'tan bir oyuncu geldi. Bu oyuncuları da bir değerlendiririz. Duruma göre Koulibaly hızlı bir oyuncuydu galiba. Sanki öyle hatırlıyorum. Şuradan bakalım böyle. Değişiklik yapalım. Kararımızı değiştirip buraya gelelim. Anlaş dedik. Totem yaptık kendi kafamızca. Yine payet mi geldi ya? Aynen. İkinci payeti bulduk bu arada. Devam ettik. Birbirine basar maxlarız payeti. Anlaş dedik tekrardan. 100 My Club parası daha ödedik. Acaba Neymar'ı verecek mi bize acaba? Gerçekten çok merak ediyorum. 6 numara siyah top. Hangi takım bu? Koşleni mi geldi? İsmini bilmiyorum, doğru mu okudum ama ben Koşleni diyeceğim. Yanlış da olabilir. Gelen en iyi ikinci siyah top diyebiliriz. Defansif özellikleri çok iyi bu oyuncunun. 1.86 boyu var. Baktığımız zaman kafa 90, sıçrama 91, defansif farkındalık 97. Fena bir oyuncu değil ama tabii istediğimiz bir oyuncu da değil. Çok iyi oyuncular kadromuzda mevcut. Anlaş dedik, 100 My Club parası daha ödedik. Haydi bakalım. Fransa'dayız. Sol ayaklı bir siyah top. 26 numara. Kim bu? Bakalım, tanıyamadım ama. Thomas'ın geldi Strasbourg'dan. Tamam, ekledik takımımıza.
100 MyClub parası daha ödedik. Anlaş dedik. Kaçıncı topumuzu açtık bilmiyorum. 11. top olması lazım. Sanırım 11 mi 12. mi bir bakarız. Yine kaleci geldi. Geçtim. Bir bakalım kaç tane top açmışız. Devam etsek mi etmesek mi? Ona göre bir karar vereceğim. Deheya'dan geriye sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane açmışız. 13'e tamamlayalım, bırakalım bugün. 13'e tamamlayalım. Anlaş dedik, haydi bakalım. Neymar için bütün MyClub paramızı feda edeceğiz gibi duruyor sanki. Vermeyecek galiba. Yine altın top. 12. topumuzu açtık. 13. topumuza gidelim. Noktalandıralım. 1300 MyClub parası harcamız olacağız. Neymar için bakalım gelecek mi son topumuzda acaba? Maalesef gelmedi. Top açmaya devam edeceğim buradan arkadaşlar. Mutlaka. Şu birbirine basalım şunları. Ondan sonra videomu noktalandıracağım. Payet kaç oluyor ona bakacağım. Payet neredeydi? Dönüştür diyelim. Tamam. Oyuncular. İlk topumuz payetti zaten. Antrenman dedik. 7300 artı puan verdi. Bakalım maxlayacak mı acaba? Büyük ihtimalle maxlar. Maxlamazsa da bir şey kalmaz. Ha, hiç yükseltmedi. Payetin seviyesini merak ettim. Kaç oluyormuş max seviyesi? Antrenman dedik tekrar. Max seviyesini bir görelim. 12.000'liklerden bastık. 8 tane. Rahat rahat maxlaması lazım büyük ihtimalle. Herhalde 94 olur diye düşünüyorum. 94 veya 95 olur herhalde. Haftanın oyuncusu olarak gelmedi sonuçta. Ha, 94 oldu. Ama Payet'in duran top özelliği vardı diye biliyorum. İyiydi, çok iyiydi hatta. 95 falan olmuştur diye düşünüyorum. Bakayım. Duran top 96, falso 93. Evet arkadaşlar, videomu burada noktalandırıyorum. Neymar için tekrardan bir top açılımı yapacağım arkadaşlar. Ne kadar MyClub parası harcarım bilmiyorum ama umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.